Ve inşallah bu milletin gücü daha da artacak. Hem içeride hem dışarıda. Artık dışarıda gündem belirleyen bir Türkiye var. Gündemi belirlenen bir Türkiye yok. O tarih oldu, tarih. Sevgili kardeşlerim, hazırız değil mi? Şu kalan süreyi iyi değerlendireceğiz. Çok koşacağız. Çok çalışacağız. Ve evvelallah inşallah 12 Haziran akşamında da inşallah demokrasi bayramımızı beraber kutlayacağız. Tamam. Şöyle bayrakları bir görelim. Elleri görelim. Şarkımızı beraber söylemeye var mıyız? Beraber söylüyoruz değil mi şarkımızı? Hazırız. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Fakat bu bana biraz az geldi. Şimdi ben bu akşam Ankara'ya döneceğim. Cumartesi Düzce Zonguldak oradayım. Yarın Ankara'da çünkü görüşmeler var. Çünkü biz hem meydanlardayız, bir taraftan da devletin işleri var, onları da yürütüyoruz. Ama sizin dualarınız, o dualarınızın himmetiyle evvelallah güçlüyüz, kuvvetliyiz, yola devam ediyoruz. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Yeniden alayım mı gençler? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraberiz sandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bize her şey sizi hatırlatıyor. Bize her şey sizi hatırlatıyor. Bize her şey sizi hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. 12 Haziran ülkemiz, milletimiz, Türk demokrasisi için hayırlara vesile olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Kalın sağlıcakla. Samanyolu Haber'de gelişmelerle karşınızdayız. Hain pusuda şehit düşen polis memuru Recep Şahin için Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Eşi ayakta durmakta zorlanıyordu. İl Emniyet Müdürü konuşurken gözyaşlarına boğuldu. Son tören Şahin'in memleketi Havza'daydı. Polis memuru Recep Şahin, 34 yaşında, evli ve bir çocuk babasıydı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara yolundaki konvoyuna düzenlenen hain saldırıda şehit düştü. Teröristler önce çapraz ateş açtılar. Ardından el bombası attılar. Kurşunlar aracın yakıt tankına isabet etti. Yaralanan polis memuru Recep Şahin araçta sıkıştı. Yanan otomobilin içinde kaldı. Şahin'in naaşı meslektaşlarının omuzlarında Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şehidin eşi Gülay Şahin güçlükle ayakta duruyordu. Arkadaşlar lütfen alın. Şehidin oğlu minik Burak annesinin kucağındaydı. Değerli ailesine, sevenlerine. İl Emniyet Müdürü Sami Uslu konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Ey şehidimin ruhun şad olsun. Şehitlerimin yakınları ve meslektaşlarımın başı sağ olsun. Tören sırasında bir asker baygınlık geçirdi. Vatanın birliği, dirliği, huzuru, mutluluğu için şehitlik sana nasip oldu. Yolun açık olsun. Bütün şehitlerimiz gibi sen de o mübarek rütbeyi takarak
peygamberin huzuruna gidiyorsun. Seçimler yaklaşırken demokrasiyi ağzından düşürmeyip aslında kendi halkından, öz halkından korkanlar, barış kelimesini ağzından düşürmeyip çoluğun çocuğun gençlerin eline molotof vererek, silah vererek sokaklara dağlara salanlar, hiç şüphe etmesinler ki bu milletin, bu yüce milletin engin sağduyusu ve iradesi karşısında bu sinsi emellerine asla ama asla ulaşamayacaklardır. Şehit polis memuru Recep Şahin, Kastamonu'daki törenin ardından memleketi Samsun Havza'ya uğurlandı. Şahin'in naaşı öğleden sonra Havza'ya ulaştı. Cenaze namazı, ikindi namazını mütakiben kılındı ve dualarla toprağa verildi. Kastamonu'daki hain saldırının ardından Fethullah Gülen Hoca Efendi de bir taziye ve geçmiş olsun mesajı yayımladı. Hoca Efendi'nin mesajı şöyle. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma konvoyunda görev yaparken hain bir pusuyla bir polis memurunun şehit edildiğini, bir polis memurununsa yaralandığını teessürle öğrendim. Polis kardeşimiz Recep Şahin'e şühedai kiramla beraberlik niyaz eder, aile ve yakınlarına sabrı cemil dilerim. Yaralı polis kardeşimiz Metin Kuşay ise Cenab-ı Allah'ın lütfundan acil şifa temenni etti. Demokratik Toplum Kongresi Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk tehdit etti. Kötü şeyler olacak dedi. Tuğluk bir statü kazanılacak ve bu ne pahasına olursa olsun savunulacaktır ifadesini kullandı. Bilim varmıyor demeye ancak kötü şeyler olacak ifadesini bir his olarak dillendirmek zorundayım. Bu şehrin acısı ve öfkesi biriktikçe kimseyi tanımaz. Sizlerin ve basının huzurunda başbakana bir hakikati hatırlatmak istiyorum. İnkar isyanı büyütür sayın başbakan. İnkar isyanı büyütür. Kürtlerin bu anlamda sabrı da bitmiştir, tahammülü de. Devletle olmuyorsa halklarımız kendi demokrasisini kuracak ve kendi kurduğu bu sistem içinde yaşamasını bilecek kadar örgütlüdür. Bu statüsüzlük durumu daha fazla devam edemez. Mısır gibi mi olur, Suriye gibi mi olur bilinmez. Ancak bir statü kazanacak ve bu ne pahasına olursa olsun savunulacaktır. Artık demokratik özellik çözümünü kendi öz iradesi ve öz örgütlülüğüyle inşa etme sürecidir. Başbakan Erdoğan Aysel Tuğluk'un kötü şeyler olacak sözlerine sert cevap verdi. BDP'nin mantığı budur. BDP demokratik yollarla değil terör örgütünün destekleriyle bir yerlere gelmenin gayretindedir dedi. Bir defa ne Kuzey Afrika'da ne Orta Doğu'da olanla bunların yaptıklarının yakından uzaktan alakası yok. Bir defa oralarda bir demokratik ortam söz konusu değil. Parti kurmaktan tutunuz da seçimlere girmeye varıncaya kadar bunların hiçbirisi mümkün değildi. Otokratik bir yapı mevcuttu. Türkiye'de ise bir otokratik yapı söz konusu değil. Türkiye'de demokratik bir yapı var. 40'ı aşkın siyasi parti bakıyorsunuz, 20'yi aşkın siyasi parti seçime rahatlıkla girebiliyor. Kimseye sen niçin seçime giriyorsun diye soran var mı? İsteyen parti istediği gibi seçime katılabiliyor mu? Katılabiliyor. Bunlar demokratik yollarla iktidara gelemeyeceklerini gördükleri için bunlar maalesef antidemokratik yollarla ve tam aksine oralarda yıllar yılı halkların ezildiği, halkların şikayetçi olduğu yöntemi bunlar kendileri için çıkış yolu olarak görüyorlar. Şu anda BDP'nin mantığı budur. BDP demokratik yollarla değil,
Ne yazık ki yaklaşım tarzı şu anda terör örgütünün destekleriyle bir yere varmanın gayreti içerisindedir. Ve desteği orada bulmaktadır. Eğer 3 tane teröristin yanında kalkıp da BDP'li bir milletvekili maskeyle yüzleri kapalı olan, ellerinde Molotov kokteyl onların yanında durabiliyorsa ve parti teşkilatlarından Molotov kokteyller bir yerlere taşınıyorsa, belediyelerden Molotov kokteyl halkın üzerine atılıyorsa, burada düşünüp şöyle bir geleceği iyi değerlendirmemiz lazım. Ve ben inanıyorum ki aklı selim sahibi olan tüm vatandaşlarımız bunu iyi değerlendirecektir. Hele hele benim Kürt kökenli kardeşlerim bu konular üzerindeki hassasiyetlerini çok daha net olarak bu seçimlerde ortaya koyacaktır. Aydınlar, Türkiye'nin yakından tanıdığı uzmanlar konvoya yapılan saldırının perde arkasını Samanyolu haberi analiz etti. Ortak yorum, Türk-Kürt gerginliği çıkarıp yaklaşan seçim öncesi vatandaşın tercihini etkileme girişimi şeklinde. Alo! Hain pusunun arkasındaki plan ne? Profesör Doktor Özer Sencar'dan çok net bir açıklama geldi. Hedef Türk-Kürt gerginliğini arttırmak. Bu arada BDP'nin bağımsızlığını oyunu arttırırken bu olaylar sonucu MHP'nin de oyunu artacağını düşünüyorlar. Hem BDP'nin hem de MHP'nin artan oyları da genellikle AK Parti'den çıkacak oylardır. Dolayısıyla bir taşla üç kuş birden vuruyorlar. Peki saldırının arkasındaki karanlık eller kim? Emniyet İstihbarat Dairesi eski başkanı Bülent Orakoğlu iddia edilen ETÖ ve terör örgütü PKK arasındaki bağlantıya işaret ediyor. Şu an sıcak temas devam ediyor. Devlet içerisinde çeteleşmiş yapılar, Ergenekon operasyonları nedeniyle polis hedef alınmış durumda. Bu ülkeyi kaos ve istihbaratsızlığa götürmenin, ülkede birlik beraberliği bozmaya çalışan, Kürt-Türk çatışması çıkarmaya çalışan devlet içerisinde çeteleşmiş yapılarla PKK örgütünün aynı çizgide hareket ettiğini görüyorsunuz. Gazeteci yazar Emre Uslu, saldırıdan günler önce 27 Nisan'da Taraf gazetesindeki köşesinde Karadeniz'de yapılacak provokasyona dikkat çekmişti. Uslu, kaos organizatörlerinin terör örgütü PKK'yı devreye sokabileceklerini yazmıştı. Eylemlerin Karadeniz bölgesinde olabileceği ve amacının da Karadeniz'deki milliyetçi kesimleri harekete geçirmek olduğu ifade ediliyor. Bu noktada ikinci bir Reşadiye vakası yaşanabileceğini de belirtenler var. Bir başka yoruma göre PKK saldırısı eğer olursa Karadeniz'de polis birimlerine karşı olabilir. Benim yaptığım tam anlamıyla puzzle'ın parçalarını birleştirmek oldu. Seçimlere kadar her şey mümkün. Özellikle insanların milliyetçi duygularını provoke edecek eylemler mümkün. Halkın buna olması gerekiyor. Alo! Emre Uslu, toplum mühendisliği yapmaya çalışanların halkın tercihini etkilemeye çalıştıklarını söyledi. Bir derin PKK, derin devlet operasyonunun, Ergenekon operasyonu da diyebilirsiniz adına ne derseniz deyin, birlikte el ele gitmeleri durumu var. Başbakan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'deydi. Kalabalığa seslenen Erdoğan'ın gündeminde Kastamonu'da gerçekleşen hain terör saldırısı vardı. Saldırının 12 Haziran seçimleri öncesinde sergilenen kirli bir oyun olduğunu belirten Erdoğan, bu oyunu hep birlikte bozacağız dedi. Başbakan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de vatandaşlarla buluştu. Osmaniye'de halka seslenen Erdoğan'ın gündeminde Kastamonu'da düzenlenen hain saldırı vardı. Saldırının tesadüf olmadığını söyleyen başbakan, birilerinin seçim öncesinde demokrasiye hedef aldığına dikkat çekti. Güvenlik güçlerimize yapılan bu alçakça saldırılar asla ve asla tesadüf değil. 12 Haziran seçimleri öncesinde birileri millete korku salarak bu ülkedeki demokratik ortamı, güvenlik ve huzur ortamını hedef alıyorlar. Beyaz kefeni giyerek yola çıktık diyen Başbakan Erdoğan, saldırıyı gerçekleştiren teröristlere sert tepki gösterdi. Bunlar taşeron, bunlar ihale aldılar. Aldıkları ihalenin gereğini yerine getiriyorlar. Adam öldürerek iş başına gelmek eşkıyanın işidir, çetenin işidir, teröristlerin işidir. Tabii ki bunlara ihale verenler de ortaya çıkacak.
Erdoğan, son günlerde Doğu ve Güneydoğu'da sergilenen sokak eylemlerine de gönderme yaptı. Siyaset adı altında gençlerin kanından beslenen vampirlere, istismarcılara da sesleniyorum. 5 yaşındaki çocukların eline taş verip arkasına saklanacak kadar alçalmışlara, canilere, fırsatçılara da sesleniyorum. Erdoğan, gençlerin kanından beslendiğiniz artık yeter diyerek isim vermeden BDP'ye de yüklendi. Gençlerin kanından beslendiğiniz artık yeter. Döktüğünüz şehit kanı artık yeter. Ve diyoruz ki insanlığınızı varsa, vicdanınızı varsa, sorumluluğunuzu hatırlayın diyorum. Saldırının seçim öncesinde oynanan kirli bir senaryo olduğunu belirten başbakan, vatandaşlara uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Bu aleni bir senaryodur. Bu bayat bir tezgahtır. Bu saldırılar kardeşi kardeşe düşürmeye yönelik kirli bir tezgahtır. Herkesin sağduyulu olmasını istiyorum.